her ne kadar SPD kazansa da. Siz öncelikle bu seçimleri, Brandenburg seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan isterseniz bir açılış yapmış olalım. Daha sonra sorularımıza devam etmiş olurum. Buyurun. Evet, yani Brandenburg seçimleri aslında SPD kazanmış olsa da oradaki eyalet başbakanı Wojtke aslında daha önceki Sachsen ve Thüringen seçimlerinden çok farklı değil. Burada da yine bütün merkez diyebileceğimiz ya da merkezde bulunan partiler CDU, FDP, Yeşiller, SPD bütün partiler AfD'ye karşı yarıştı bir noktada. Bu Brandenburg seçimlerinin en temel özelliklerinden bir tanesi Brandenburg Eyalet Başbakanı Wojtke çok da sevilen birisi aslında bölgesinde. Dedi ki ben eğer birinci parti olmazsam Eyalet Başbakanlığını bırakacağım diye bir beyanda bulundu. Bu da bir noktada Brandenburg'daki bütün bu parti şeylerin diğer partilere oy veren seçmenlerin aman AfD gelmesin, Wojtke gitmesin diye oylarını SPD'de yoğunlaştırdılar. 30 küsur civarında bir olarak birinci parti oldu. Baktığımız zaman da bunu diğer partilerin aldıkları oylarda da görüyoruz. CDU tarihin en düşük oyunu aldı. %14'lerde. İşte Yeşiller barajı Yeşiller geçemedi. %4,5'la barajı geçemediler. FDP'nin oyları %1'lerde. Bir de tabii yeni bir protest parti olan soldan Zahra Bankleş, onlar da %12'ler civarında büyü aldılar. AfD de %29 civarında büyü aldı. Yani bütün partiler aslında bir noktada AfD'nin birinci parti olmaması veya orada bir çoğunluğu elde etmemesi için ana hatlar itibariyle oylarını FDP'ye yönlendirdiler. Zaten Sachsen Eyaleti Başbakanı Kretschmer'de Brandenburg'da katıldığı bir seçim programında CDU'lu seçmenleri bile, kendi CDU'dan, CDU'lu seçmenlerin bile oylarını SPD'ye vermesi gerektiği yönünde bir beyanda bulundu. Bu tabii ben bu tür tedbirlerin veya bu tür birleşmelerin palyatif bir birleşme olarak görüyorum. Asıl mesele Almanya'nın sosyolojisinde ciddi değişim oluyor. Bütün bu üç seçimde de, üç eyalet seçiminde de şunu gördük. İki tane uç parti, bunlardan bir tanesi AfD bildiğimiz gibi. Ortalama her üç eyalette, üç eyaletin ikisinde birinci parti oldu. Ve ortalama her üç eyalette de %30 oy aldım. Yeni kurulmuş Zahra Bankrecht'in partisi de o da soldan aslında AfD'nin kullandığı argümanları kullanıyor. Fakat soldan kullanıyor. O da %12 ile %19 arası oy aldı. Bütün bu üç eyalette. Baktığınız zaman 20 milyon insanın yaşadığı Almanya'nın doğusunda, eski Doğu Almanya'da daha doğrusu, iki uç parti, sağ ve sol uç parti, neredeyse seçmenlerin %50'sine yakın oyunu almış durumda. Bu diğer partilerin sosyolojisinin olmadığını, o bölgede daha doğrusu eridiğini, yani önümüzdeki seçimlerde de bu trend devam ettiği takdirde bir AfD iktidarının o bölgelerde mümkün olmasını kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla asıl burada sorulması gereken soru şu. Bu Almanya nasıl bu noktaya geldi? Yani Almanya'nın doğusu için Aslında tabii tam da bu özel noktaya şeyler gelmek söylemek mümkün. istiyordum. Yani Almanya artık siyaseten bloklaşıyor gibi geliyor. Yani her ne kadar Doğu Almanya'da bu hikaye çizilmiş olsa da Batı'da farklı bir senaryo çizilmiyor. Yani Evet yani artık Batı'da %17, da şöyle bir %20'leri durum Batı'da var. da Yani konuşuyoruz yani. Batı'da da yine AfD'nin Almanya ortalaması şu anki yapılan anketlere göre %17 ile 20 arası. Bir ara %22, 20, 23'lerdeydi. Bir AfD'ye karşı medyada kampanya başlayınca %17'lere düştü. Bu sadece protest bir seçmen kitlesi değil. Bunun bir sosyolojisi de var. Bunu şuradan da görüyoruz. Mesela AfD'ye oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğu 18 yaş, 18-24 yaş arası gençler. Yani 18-24 yaş arası gençlerin %30'dan fazlası AfD'ye oy veriyor. Aslında bu çok İkinci, korkunç değil mi? bu çok korkunç bir şey. Bu şu açıdan korkunç. O yüzden AfD Bir, geleceğin partisiz yani, diyor belki de. efendim Sağır O Hocam. yüzden AfD geleceğin partisiz diyor daha çok belki de gençlere güvenerek. Yani evet, şimdi şöyle yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir, gençlerin AfD'ye oy vermelerinin birkaç tane nedeni var. Birincisi, diğer partiler bir gelecek perspektifi sunmadığı için
AFD'ye protest için oy veren gençler var. Bu bir etken. İkinci etken, bu AFD'nin kullandığı, şu an globalleşen dünyada oryantasyonun olmadığı, gençlerin perspektif bulmadığı dönemde AFD'nin böyle daha milli argümanlar kullanması, geleneksel değerlere vurgu yapması gençler açısından ilginç bir parti haline geliyor. Dolayısıyla bu 24 alt yaş altı gençlerde %30 civarında, %30'dan fazla oy alması AFD'nin bir defa geçici bir fenomen olmadığını gösteriyor. İkinci oy aldığı grup da yine 30 ile 45 yaş arası. Onlar o kitlede de ciddi hali. Onlar da %28, %30 arası. Ama ilginçtir. 70 yaş üstü insanlardan AFD oy alamıyor Sarı Hocam. Bunun da bu 70 yaş üstü insanların soğuk savaş dönemini yaşamış olması, ondan sonra doğu almaya da komünizmi bizzat tecrübe etmiş olmaları vesaire diktatörlüğü. Bu AFD, bunların AFD ve şey gibi Zahra Bankina'nın parti gibi BSE gibi partilere temayül etmesini engelliyor. Şimdi tabii gelecekle ilgili öngörüde bulunmak belki çok riskli olabilir. Ama şu an mevcut durumda baktığımız zaman iki uç parti Doğu Almanya'da neredeyse seçmenlerin %50'sine hitap edebiliyor, onlardan oy alabiliyor. Batı Almanya'ya vurduğumuz zaman da bu iki uç partinin oy oranı %30'lar civarında. Dolayısıyla seçmen sağ ve soluca doğru kayıyor. Merkez partiler eliyor. Merkezde bulunan yeşiller gibi, bak bu seçimin bence en ilginç taraflarından bir tanesi FTP'nin her üç eyalette de %1'in altında oy alması. En son Brandenburg'da %0,8 oranında oy alması. Dolayısıyla Almanya'da toplumsal sosyolojide bir değişim yaşanıyor. Bu geçici bir fenomen olarak görmemek lazım. Bana göre kalıcı. Bu Türkiye, Avrupa'daki, Almanya'daki siyasi yelpazeyi kalıcı anlamda da değiştirecek. Yani muhtemelen FTP gibi partiler bir iki dönem barajın altında kaldıkları takdirde zaten siyasi parti yelpazesinde yok olup gitme ihtimalleri var. Yeşiller mesela bundan 3 yıl önce bir kitle partisi olarak algılanıyordu. Anketlerde oyları bir ara %28'lere çıkmıştı. Bugün %10'lar civarında, 9,5-10'lar civarında ancak oy alabiliyorlar. Ve bu üç eyaletin ikisinde de %5'lik barajı açıp parlamentoya giremediler. Ben bu tasviri yaptıktan sonra istersen de arkadaşlarıma bırakayım. Daha sonraki bölümlerde devam ederiz inşallah.